Gözaltın paranın rotasını sunar. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Haftanın son iş gününde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıkları bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Haftayı bitiriyoruz artık. Haftanın sonuna geldik. Bugün son futboldan gün. Dün akşam yine sevindirici bir haber geldi. Fenerbahçe Plezen'i bir birlik skor sonucunda eledi ve o da çeyrek finale kaldı. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Bu arada 43 yıl sonra ilk kez böyle bir durum gerçekleşmiş. İki Türk takımı birden çeyrek finale, yani son 8 takım arasında kalmayı başarmış tam 43 yıl aradan sonra. Dolayısıyla hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Bugün rakipleri de belli olacak ikisinin de. Evet, evet. Umarım ikisine de hani şanslı kuralar çıkar. Yani yarı finale çıkartacak. Yarı finalde görürler umarım. Evet. Şimdi Amerika'dan başlayalım. Amerika'dan gelen ekonomik verilerde ciddi bir toparlanma dikkat çekiyor. Dün de konuşmuştuk aslında. Dün hangi veriler açıklandı? Yeni veriler neler? Ve borsalar üzerinde hakikaten olumlu etkileri var. Neden bu kadar olumlu tepki verdi borsalar ve orta vadede neler söyleyebilirsiniz? Evet, dün özellikle Barış, Amerika'dan en önemli veri işsizlik verileriydi. Ve bu işsizlik verileri açıklandı. Dün hatırlarsan 350 bin civarında bir işsizlik başvurusu olması bekleniyordu. Bu 332 bin gerçekleşti. Bu rakam krizden sonraki en düşük başvuru rakamı. Yani bir tarihi dip yaptı işsizlik başvuruları. Aynı zamanda bir önceki gün gelen perakende satış verileri de sadece %0.5 artış beklenirken %1.1 artması. Ve bu arada da enflasyonun, dün enflasyon verileri de açıklandı. Üretici fiyatları endeksi de açıklandı. Burada ciddi bir enflasyon da yok. Yani bir yandan işsizler iş buluyor Amerika'da, üretim artıyor, tüketici güveni artıyor, perakende satışları artıyor. Öte yandan da enflasyon artmıyor. Tabii burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu durum Amerika'da ciddi bir toparlanmanın neye rağmen, tabii ki daha önceki işte mali uçurum rağmen yükseldiğini gösteriyor. Eğer ivme bu şekilde devam edecek olursa bu sene Amerika'daki büyüme %2-2.5 olarak tahmin ediliyordu. Hatta bu harcama kesintilerinin bir miktar ortadan kalkmasıyla büyümenin daha da yavaşlayabileceği, yani yarım puan daha büyümenin daha düşük olabileceği söyleniyordu. Ama görünen o ki en azından yılın ilk ocağı geçiyorum ama Şubat'tan beri gelen veriler çok bariz bir şekilde yukarı yönlü bir seyir gösteriyor. Amerikan ekonomisinde belirgin bir toparlama var. Ve bu toparlanmanın temel ayağı da Amerika'daki tüketicinin borçlanmaya başlaması, yeniden kredi kullanmaya başlaması. Amerika'daki tüketici genel olarak bu talebini ne zaman arttırıyor? Daha çok konut fiyatlarında yükselme başladığında, konut sektörü düzelmeye başladığında oluyor ki 2008, 2013 ve 5 yıl geçmiş durumda ve konut fiyatlarında ufak ufak artık kötüleşme tamamıyla durdu. Nitekim yavaş yavaş bir iyileşme başlıyor. Evet. Ve bu iyileşme oradaki tüketiciyi olumlu etkilemiş durumda. Diğer taraftan servet etkisi diyoruz biz buna. Yani tüketimde servet etkisi. Düşünsene, evin var, oturduğun evin değeri belirgin bir şekilde artmaya başlamış. Bu insanlara daha büyük bir güven veriyor geleceğe dair. Ve şu ana kadar gelen veriler sonrasında Amerika'da hani borsa en azından bunu 2 hafta önce, 3 hafta önce sanki bu veriler gelecekmiş gibi rekorlarını kırdı Dow Endeksi. S&P Endeksi de rekor kırmaya hazırlanıyor. Daha önceki 2008 rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Bunun ardından sadece Amerika değil tabii, diğer bölgelerde de olumlu gelişmeler var ama şu an Amerika bağlamında konuştuğumuzda 2013 yılının en azından ilk yarısı bayağı bir reel ekonomiler açısından diyorum. Yani piyasalar zaten buna tepki veriyor. Reel ekonomiler açısından olumlu geçecek. Yalnız ne kadar çok olumluya giderse bu durum, dolarda değerlenme artabilir. Çünkü
veriler çok hızlı düzeldikçe bu sefer basılan paraların geri çekilmesi konusu gündeme gelecektir. O bir miktar tedirginlik yaratıyor. Piyasalar tarafında tedirginlik yaratıyor. Buna karşı da tahmin ediyorum hani daha önce Bernanke çok net söyledi. Yani 2013 içerisinde parasal genişlemenin durdurulması diye bir şey söz konusu değil dedi ama yine de bu spekülasyonlar yapılacaktır. Dolayısıyla piyasaların önündeki şu an en önemli engellerden bir tanesi o. Eğer o eğer parasal genişleme stresi ortadan kalkarsa dolarda tekrar aşağı hareket görürüz. Ama son iki aydır dolar yukarı yönlü diğer paralara karşı hareket ediyor. Dün de bir miktar dolarda düşüş vardı. Verilerin olumlu gelmesine rağmen düşüş vardı. Çünkü bir ekonomiye ait veriler çok olumlu gelirse normal şartlarda o ülkenin parası değer kazanır. Ama burada kontra etki var. Yani Avrupa'daki işte liderlerin toplantısı var. Oradan gelen mesajlar da euro dolar paritesini yukarı çekince. Dolayısıyla dolar bir miktar değer kaybetti diğer paralara karşı. Benzer şekilde bizde de değer kaybetti. Zaten biraz sonra onların daha ayrıntılı analizini vereceğiz. Peki hocam, diğer taraftan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi devam ediyor. Dün başlamıştı, bugün de sürüyor. İlk mesajlar ilginç. Açıklama taslağına göre ulusal bütçelerin yapısal değerlendirmeleri için planlar onaylanacak. Fransa, İspanya ve Portekiz'e bütçe açıklarını azaltmalar için fazladan zaman verileceği ima ediliyor. Avrupalı liderler resesyon ve işsizlikten dolayı ekonomik kelepçeleri gevşetmeye hazırlanıyor gibi yorumlar yapılıyor. Ne oluyor, ne dersiniz? Avrupa'da da hakikaten kemerler gevşiyor mu? Bunun piyasalar üzerinde nasıl etkileri olur? Avrupa'da kemerler bence gevşecek Barış. Yani burada IMF Başkanı Lagarde da ısrarla faiz indirimi istiyor. Tahmin ediyorum Merkel'in dünkü konuşması sonrasında, dünkü açıklamaları sonrasındaki en büyük sorun genç işsizliktir şeklinde bir açıklaması var. Yavaş yavaş tabii Almanya'da da seçimler yaklaştıkça tabii bu söylemler artacak. Ve orada biraz kesenin ağzını açacaklar. Aynı zamanda yani buradan en zararlı çıkan İrlanda oldu. İrlanda'ya öyle yaptırımlar uygulandı ki yani adamlar hakikaten çok ciddi bir bütçe kısıntısına gitti. Ve nihayet İrlanda ilk defa 10 yıllık devlet tahvili krizden sonra borçlanmasını yapabildi. Ve bu nedenle de piyasa Avrupa'daki gelişmeleri biraz daha yakından izlemeye başlayacak. İstiyor ki piyasa Amerika'ya benzer bir trend Avrupa'da da oluşsun. Ve bu Avrupa ekonomilerindeki reel sorunları çözebilmek için mutlaka yani parasal genişlemenin yanında mutlaka mali olarak da bir miktar vidaların gevşetilmesi gerekiyor. Şimdi şöyle bir süreç var. Yani kısır döngü dediğimiz bir süreç var. Yani siz ne kadar bütçeyi sıkarsanız insanlar daha az harcıyorlar. Daha az harcayınca daha az vergi gelirleri, daha az işletme kar ediyor, daha az gelir. Daha fazla işsizlik maaşı ödüyorsunuz. Ama ekonomi genişlemeye başladığında bu tam tersine dönüyor bu süreç ve genişlemeye başlıyor. Örneğin Amerika'nın toparlanmaya başlaması ve oradan gelen verilerin olumlu olması Avrupalı iş adamlarının da ki dün o veride Amerika'da iş dünyası beklentileri çok iyi geldi barometre. Benzer şekilde Avrupa'ya da yansıyacak bu. Çünkü sonuçta iş dünyası birbiriyle ilişki içerisinde. Orada üretim ve satış varsa bu Avrupa'yı da tetikleyecek. Buna Çin hemen reaksiyon verir. Çin'in genel bir sorunu var. Hani enflasyonu da arttırmak istemiyorlar. Konut sektöründe ciddi bir fiyat artışı olmuştu. Orada bir balon olduğunu düşünüyoruz ama Avrupa bence bu açıklamalardan sonra yani bugün liderler yine görüşmeleri sonrasında resmi açıklamayı yapacak. Fakat ilk gelen sinyaller evet reel ekonomilerde sorun var. Hatta dün Juncker miydi? Birisi şu cümleyi kullandı. Hani biz böyle gidersek Avrupa'da sosyal isyanlar çıkabilir şeklinde. Yani İspanya'da %26'yı geçmişsin işsizlikte. Yunanistan zaten kırılıyor. Portekiz kendi yağıyla kavrulmaya çalışıyor aldığı borçtan sonra. Tahmin ediyorum 1-2 ay içerisinde Avrupa Merkez Bankası orada bir faiz indirimine gidecek. O belki canlandıracak. Ama şu an euro dolar paritesinin biraz yukarı gitmesi liderler zirvesinden hiç olmazsa bu büyümeye ilişkin bir mesajın doğru algılandığını gösteriyor. Yani o mesaj bence doğru. Bu anlamda bir tek Avrupa'da özellikle nasıl
niye şöyle bir kırılma oluyor? Yani Avrupa şu ana kadar mali disiplin, mali disiplin derken bir yandan Fransa bunu delmeye çalışıyor. Ama şu görüldü, İtalya seçimleri ciddi anlamda bir sinyal oldu. Yani özellikle halkın o kemerin çok fazla sıkıldığına dair bir mesaj verdiğini düşündüler. Çünkü hiç daha önce siyaset sahnesinde olmayan bir adam çıkıp orada üçüncü parti oldu. Yani bir daha seçim olsa neredeyse birinci parti olacak. Doğru. O anlamda o siyasi gelişmeler de bu ekonomik kararları bence çok yakından etkiliyor. Ama Avrupa için hakikaten daha önce Draghi'nin, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin söylemiş olduğu kötü geride kaldı. Yani en kötü görüldü sözüne ben şu anki verilere baktığımda evet en kötü galiba geride kalıyor. Çünkü piyasanın genel davranış biçimi de öyle. Dün çünkü Avrupa borsalarında da ciddi artışlar vardı. Peki bir de Japonya'ya bakalım hocam. Japonya'da Kurada'nın Merkez Bankası Başkanlığı onaylandı. Şimdi tabii soru şu. Bundan sonra acaba gerçekten de Japonya o %2 hedefine ulaşabilir mi enflasyonda? Yeniden büyük bir oyuncu olabilecek mi Japonya acaba? Şimdi aslında Japonya 1990'lı yıllarda çok büyük bir kriz geçirdi. Yani konut fiyatları %60 düştü. Bankalar öyle büyük zararlar yazdılar ki bu zarar ya bankayı batıracaktınız Japonya'da ya da devlet o zararın üzerine devlet kağıdı koyacaktı, tahvil koyacaktı. İşte o noktada Japonya'nın iç borcunda patlama oldu. Yani neredeyse herkesin batan kredisinin karşılığını devlet kağıt olarak yatırmıştı. Ve o dönemden bu yana da Japonya'daki en büyük sorun üretimin ciddi anlamda yavaşlaması ve bir türlü büyüyememeleri ve enflasyonun da uzun süredir eksi olması. Yani sürekli fiyatların düştüğü bir yerde. Tüketici açısından aslında iyi gibi gözükse bile çok da şey değil. Yani kapasite barış çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. 1929'da Amerikan krizi tamamıyla çok aşırı büyük kapasiteden kaynaklanmıştı. Evet. Boş kapasiteden kaynaklanmıştı. İnsanlar bankadan borç alıp hisse senedi alıyorlardı. Ve hisse senetleri sürekli yükseldikçe bankaya borçlarını rahatça ödeyebiliyorlardı 29 krizinde. Firmalar baktılar ki insanlar çok hisse senedine talep gösteriyorlar. Bunun üzerine sürekli yeni hisseler çıkarttılar. O zaman böyle düzenlenmiş bir piyasada değil. Yani Amerika'da düzenlenmişti ama hani böyle kriz mriz vesaire çok fazla olmamış. Dolayısıyla herkes gidiyor, rahatça parayı buluyor, hisse senedi alıyor. Hisse senedi aldıkça yeni hisse halka arz ediliyor, yeni şirketler çıkıyor. Yeni hisse arzından gelen tüm para yeniden yatırımlara dönüştürülüyor. Ve bu süreç böyle giderken bir sabah kalktığınızda bir banka istiyor kredileri müşterilerinden ve bunlar geri dönmüyor. Herkes hisseleri satmaya kalktığında da kimse hissesini satamıyor. Ve kaç yıl sürdü biliyor musun? O aşırı kapasitenin oluşturmuş olduğu üretim arz fazlası diyeyim. Zaten talep düşünce o kadar kapasitenin %10'unu 20'sini çalıştırabiliyorsunuz. Amerika'da o zaman kapasite kullanım oranları çok düşmüştü. 1900 yaklaşık olarak 55'e kadar yani 45 2. Dünya Savaşı sırasında savaş nedeniyle kapasitelerde artış başladı. Nereden baksan şöyle bir 20 yıl devam etti o. Benzer bir kısır döngüye Japonya girdi. Japonya 1990'lı yıllarda yani 87 ile 90 arasında o kadar hızlı büyüyordu ki o zaman yapılan bütün çalışmalara baktığında Japonya işte 2000 yılına kadar dünyanın en büyük ikinci ülkesi olacak. Amerika'ya da yetişecek şeklinde yorumlar yapılıyordu. O yoğun büyük kapasite artışı sonrasında ekonomi büyük bir kriz geçirip de arz fazlası ve kapasite fazlası ortaya çıktığında bir bakıyorsunuz ki sürekli fiyatlar düşüyor. Yani arz fazlalığından düşüyor. Kapasite fazlalığından düşüyordu. Şu aşamada Japonya'nın izlemek istediği politika enflasyonu yükseltebilecek mi? Bence bu sene yükseltemeyecek. Yani %2'ye çıkartamayacak. %1'i tuttururlarsa 2013 yılında büyük bir başarı olacak. Bunlar ters gibi geliyor ama evet. Hakikaten anlamlı.
Bu anlamda Çin'de çok büyük bir kapasite artışı oldu. Bak, yani tarih sürekli tekerrür ediyor ya. George Santayana'nın sözü var. Diyor ki George Santayana, yeni olan hiçbir şey yoktur, tarih okumamışsınızdır diyor. Tamam mı? Hollanda'da lale çılgınlığıyla başlayan 1600'lü yıllarda herkes lale soğanı alıyor. Düşün, adam 3 tane lale soğanını çiftliğini satıyor. Yani lale soğanı 50 kuruştan diyeyim, 50, bir guldenin yarısından 1500 guldene çıkmış. Tamam mı? Hı-hı. O zaman. Ve sonra da herkes lale soğanlarını satmaya başladığında hazine tam takır oluyor. Çünkü devlet bakıyor ki, düşünsene herkesin burada elinde dolar var, tamam mı? Dolar her gün 1 liradan 3 lira, 5 lira, 8 lira, 10 lira, 50 lira, 100 lira, 1000 lira buraya çıkıyor. Herkes nasıl olsa yükseliyor diye onu alıyor ve bir sabah kalkıyorsun alıcı yok. Böyle bir durumda tabii bütün varlıklar yerle bir oluyor. O zaman Hollanda'yı yani bir 15 yıl krize sürüklüyor. Benzer şey Amerika'da 29'da oldu. Benzeri şeyde oldu, Japonya'da oldu işte 90'lı yıllarda. Aynı benzer şey şu an Çin'de oluyor. Çin'de çok büyük bir kapasite yatırım, yani yatırım, büyük yatırımlar yaptı. Orada da bence kapasite fazlalığı var. İleride biz Çin'in de şu an Japonya'nın girdiği hastalığa girdiğini göreceğiz. Avrupa'nın hastalığı biraz daha farklı. Ama bu başarılı olacak mı sorusunu sordu. Yani enflasyon hedefini tutturabilecek mi? Bence biraz zor. Ama 2015 için rahatça tutturacaklarını düşünüyorum. Peki hocam, tam bu noktada İrfan İnce'nin sorusu var. Amerika, Japonya gevşeme, genişlemeci politikalara şimdi Avrupa'da katılacaksa bunun gelişmekte olan piyasaları üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Son zamanlar bir işte patinaj var, devam eder mi? Bay piyasa gelişmiş ülkelere mi yoğunlaşır? Valla burada mecburen şu olacak. Bütün bu genişlemeci politikaların hepsi, yani karşılıksız basılmış para bunların hepsi. Yani Amerika'nın bastığı para dediğimiz para aslında şu. Daha önce kimsenin almadığı mortgage ürünleri, toksik varlıkların hepsini Merkez Bankası aldı. Ve Merkez Bankası bunun karşısında para bastı. Beş para etmez şeylere karşı para bastı. Bunun bir karşılığı yok yani. O anlamda benzer şekilde işte Avrupa Merkez Bankası 1 trilyon euro likitte verdi bankalara. Sonra o likitteden geri dönüşler oldu ama Japon Merkez Bankası şimdi aynı şekilde para basarak enflasyon yaratmaya çalışıyor. Asıl şu an teoride en çok tartışılan konu bu basılan paranın geri çekilmesi nasıl etki yapacak? Evet. Herkes Japonya'dan korkuyor. 90'lı yıllarda Japonya aslında krize girdikten sonra para basarak işi kurtarıyordu. Çok erken bastıkları parayı çektiler. Bu nedenle de Japonya bir türlü krizden kurtulamadı. Şu an Amerika'da aynı hatayı yapar mı diye bakarken onlar o hatayı yaptı diye Amerika'da şey yapıyor tabii ki. Aman erken çıkmayalım. Erken çıkma korkusu var. Eğer erken çıkma korkusu varsa o zaman enflasyonun belirgin bir şekilde ortaya çıktığını görene kadar bu basılmış paralar çekilmeyecek. Varsayalım ki Amerika çekti. Japonya'nın ben çekeceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla tüm dünyada ciddi bir enflasyon gelecek. Yani bu kaçınılmaz sonuç. Neden böyle söylüyorum? PIMCO fonu var. Dünyanın en büyük tahvil ve bono fonu. Bunlar şu an yeni fon ürünler çıkartıyorlar. Enflasyona karşı insanları koruyacak. Çünkü onlar küresel olarak enflasyonun Asya bölgesinde %8-9'a kadar enflasyonun çıkacağını 2014-2015'e doğru düşünüyorlar. Bu tabii ki altını destekleyecek. O yüzden biz de uzun vadede yatırımcılar şu anki düşüşlerden çok şey yapmaz. Evet, kısa vadeli altın böyle yatay sıkıcı gidecek ama enflasyon gelecek bir şekilde. Yani bu kaçınılmaz sonuç. Yani eğer öyle bir şey olmazsa, mesela 5 yıl geçti, para, basılan para hala duruyor ve hiç enflasyon gelmiyor. Böyle bir durumda gerçekten bu mucize olarak değerlendirilmesi lazım. Geçmiş tarihi incelediğimizde. Eğer geçmişe bakarak geleceği tahmin etmek istiyorsak o zaman şunu göreceğiz. Birçok kişinin sorusu şu. Hocam baksana sen 2008'de o kadar para basıldı. 5 yıl geçti. Hala tık yok enflasyonda. Enflasyon nasıl bir şey biliyor musun? Vücuda zerk ediyorsun. O ortamı bekliyor. O bir ilaç zerk ediyorsun. Bir virüs giriyor. O ortamı bekliyor, bekliyor, bekliyor. Uygun şartları bulduğunda anında ortaya çıkıp bir anda seni yerle bir ediyor. Yani böyle öyle şey çıkacak değil. Ve genellikle de 60-70'te Bretton Woods çöktükten sonra Amerika'da basılan paraların enflasyon yaratması 80'li yılları buldu. Yani 74 petrol krizi, 78 petrol krizi ve arkasından 80'de Amerika'da büyük %16 bir enflasyon.
burada o kadar olmayacak ama niye enflasyon yaratmıyor şu ana kadar? Çünkü iş gücü hala işsiz. Dolayısıyla ücret artışı isteyemiyorlar. Enflasyonun tek bir sebebi vardır. O da ücretdir reel anlamda. Yani bunu ben böyle söyleyince birçok kişi itiraz edecek şimdi. Ha demek öyle mi vesaire diyecektir ama sonuç olarak basılan paralar belli bir süre sonra herkes ben enflasyon kadar ücret istiyorum demeye başladığı anda enflasyon yaratır. Peki hocam, şimdi birazdan borsaya, dolara, altına bakacağız, soruları yanıtlayacağız ama bir reklam aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Paranın rotası devam ediyor. Hocam hemen İMKB ile devam edelim isterseniz. Bugün haftanın son iş günü. Dün ne oldu? Bugün sizin beklentiniz ne? Evet, dün İMKB'de gerileme oldu. Dış piyasalar çok olumlu olmasına rağmen gerileme oldu. Ve bu da tabii ki hani negatif ayrışmamıza neden oldu. Hı hı. Grafiği verebilirsek, arkadaşlarımız verebilirlerse. Açılış sonrasında dün bir miktar hafifçe yukarı bir hareket oldu 83.000'e doğru. Fakat arkasından şu şekilde aşağı yönlü bir trend gördük biz. Bu trend tabii ki kalıcı olacak mı ve gerçekten de bu trend yani şu bölge dünkü hareketi gösteriyor. Yani 82.700 seviyesinden veya 82.900 seviyesinden 82.000'in altına sarktı. Ondan önceki güne baktığımızda, ondan önceki gün şurada başlıyor. Benzer aynı trendi görüyoruz. Zaten böyle bir trend oluşabileceğini ve geri çekilme olabileceğini vurguladığımız için yatırımcı zaten bunu bekliyordu. Özellikle şu bölge geçen cuma yani rekabet kurulunun açıklama yapacağını haber alan yatırımcıların aldığı veya öyle bir olumlu beklenti içinde olan yatırımcıların aldığı yükseliş hareketiydi. Ve bu bölgede zorladı yukarıyı bir miktar ve güçlü işlem hacimleri de gerçekleşti şu bölgelerde. Yani yukarıyı zorlarken güçlü işlem hacimleri gerçekleşti ama bir türlü yukarıya gidemedi. Buraya eğer 60 dakikalık grafiklere bakacak olursak çok daha net gözükecek. Özellikle çok güçlü bir işlem miktarıyla şu seviyeye çıktıktan sonra bu bölgede geri çekilme kaçınılmazdı. Peki geri çekilme nereye kadar sürebilir diye baktığımızda da özellikle şu çizmiş oldum. Yani 81.500 seviyesindeki çizgi bugün için bence önemli bir destek oluşturuyor. Bu desteğin altına çok fazla gerileme beklemiyorum. Şu trendin yavaş yavaş bitmeye başlayacağını ve bundan sonraki aşamada da şu şekilde bir hareket olabilir. Yani açılışta yukarı gideriz. Fakat şu trendin getirdiği bir direnç var. Bu da yaklaşık 82.500 vesaire olur. Sonra yeniden gevşeriz diye bekliyorum bugün için. Evet. Ve bu gevşeme sonrasında herkes 81.500'ün aşağı kırılıp kırılmayacağını merak edebilir. Benim beklediğim hareketi çizmeye çalışıyorum. Bu kadar düşüş de beklemiyorum. Sonuç olarak yukarı gidip aşağı geldiğinde burada bir ikili dip oluştuktan sonra şöyle bir hareket. Yani seans içerisinde. Yani bu 83.000'e doğru yavaş yavaş bir hareket. Ama şunu da belirteyim. Seans içinde dış piyasalarla ilgili olumsuz bir veri geldiğinde, dış piyasalar biraz olumsuza döndüğünde biz hemen hızlı bir aşağı hareket yaparız. Dolayısıyla 81.500 seviyesi, yani şu seviyeyi ben ve bu seviyenin altındaki seviyeleri, ki bu yaklaşık olarak 80.000'e kadar olan seviye, bu seviyenin altındaki seviyelerde yeniden pozisyon oluşturulabilir. Yani 76.000 seviyesinden vermiş olduğumuz 76.000 seviyesinden hani alınabilir dediğimiz yerden sonra zaten yaklaşık olarak 83.500'e kadar bir hareket oldu. Bu da nereden baksan 6.000 puanlık bir hareketti. Bunun bir düzeltmesi geliyor. Bu düzeltme nereye kadar olabilir diye şöyle baktığımızda ise tam tamına altın rasyoya geldik. Yani bu düzeltmenin olabileceği yere kadar geldik. Ve 38.2 çizgisinin altına düşeceğini zannetmiyorum. 81.000 çok güçlü destek gözüküyor. Bu yüzden de 81.500 veya altındaki hareketlerde orada yeniden pozisyon alınabilir. Yalnız kağıt bazında seçici olmak lazım. Son bilançolara iyi bakmak lazım. Bir de bu aşağıda baktığımızda talep eğrisi, yani talebi gösteren şey zaten burada talebin zayıfladığını ve dip yaptığını gösteriyor. Evet. Buradan itibaren talepte olacak bir miktar yükseliş, ki bunu şöyle tanımlayabiliriz. Özellikle yukarı yönde KJ'yi alabilirsek arkadaşlar, aşağıdaki şeyi gösterelim. Evet, tam bu noktada
şu dip seviyeden itibaren bir miktar yukarı dönüş olacaktır. Ama yukarı yönlü hareket yeniden başladığında en önemli sinyallerden bir tanesi 60 dakikalık bazda 80 milyon notun 90 milyon notun üzerinde bir işlem hacmi gerçekleştiğinde biz artık orası tam anlamıyla dibin yaklaştığı, dip olduğu yer diyebiliriz. Bu nedenle borsadaki geri çekilmenin yavaşlayacağını, burada dip oluşturması yapacağını ve yavaş yavaş da yükselmeye başlayacağını düşünüyorum. Yani borsayla evet. ilgili olarak genel beklenti böyle. Peki hocam, Saadet Büyük soruyor. Dolar Türk Lirası'nda kısa vadedeki öngörünüz ve paritede beklentiniz nedir? Önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz toplantısı da var. Faiz indirimi kuru tekrar 1.83'lere atar mı? Faiz indirimi şöyle söyleyeyim. Yani faiz indirimi beklenmiyor bu toplantıda. Ben faiz indirimi olacağını zannetmiyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın faizi indirmesinin sebebi doların aşağı gidiyor olmasıydı. Yani evet. Türk lirasına karşı Türk lirasının değer kazanıyor olmasıydı. O yüzden şimdi zaten 1.80'e gelmiş, 1.77'lerden. Bu anlamda Merkez Bankası yeniden faiz indirmek istemez. Zaten krediler de hızla büyüyor. Bu nedenle faiz indirmez. Bilakis Merkez Bankası piyasada var olan paranın bir miktar kısılmasını ister. Ben muzdam karşılık artışı olacağını düşünüyorum ve zaten borsadaki genel aşağı yönlü eğilimin de Merkez Bankası toplantısı öncesinde şey olduğunu düşünüyorum. Yani oradan biz kredileri kısma politikası açıklanırsa, muzdamlar yükseltilirse ve rezerv opsiyon karşılıkları şey yaparsa, rezerv opsiyon karşılıklarıyla oynamayacaktır. Çünkü yeteri kadar döviz yükseldi. Onun yerine munzamı arttıracaktır. Munzamı arttırarak piyasadan bir miktar daha parayı çekmeye çalışacaktır Merkez Bankası. Piyasa şu an zaten o yüzden bence negatif ayrışıyor dış piyasalarla. Bu nedenle de ben hani her ne kadar borsada düşüş bitmeye yakın desem de bir miktar tepki yapıp yeniden düşmeye başlayabilir. Yani 83 bine doğru gidip yeniden geri çekilmeye başlayabilir. Merkez Bankası kararı öncesinde piyasa şu an temkinli. Ama güzel bir şey de var yalnız. Bütün bu geri çekilmeye rağmen yabancıların oranı artıyor Barış. Bu geri çekilmede yabancıların satışı pek fazla yok. Peki hocam, altına da bakalım. Fatih bir söz soruyor. Diyor ki 102 lira altın, 34'ten de gümüş elimizde yüklü miktarda yakalandık. Biz bu mallardan nasıl, ne zaman zarar etmeden kurtuluruz hocam? Gümüş ve altın için analiz yapar mısınız? Ne zaman zarar etmeden kurtulurlar? Daha alırken zarar edeceği seviyeyi belirlediklerinde öyle zararlardan kurtulabilirler. Bunu defalarca söylüyoruz ama deminki izleyicimizin sorusuna bakmadık dolara. Önce bir dolara bakalım. Evet. Çünkü tekrar borsaya döndük orada. Dolarda grafiği verirsek bu sabah itibariyle dün dolar yukarı gitmişti. Yani 1.81.50 civarına gitmişti. Ve ben de hani alım yapabilmek için bir kere 1.82'nin üzerine çıkması lazım. Aksi halde dolarda yeniden bir aşağı hareket olabileceğini, bu o seviyelerden riskli olduğunu belirtmiştik dünkü yayında. Burada da şu an 1.80-70 seviyesinin altına gerilemiş durumda. 1.80-50'ye doğru geliyor 60 dakikalık grafiklerde. Ve tahmin ediyorum bu gerileme bir miktar daha devam edecek. Çünkü euro dolar paritesi artmaya başladı. Euro dolar paritesindeki artış doları şeye çekiyor. Yani aşağı çekiyor. Yani şu an Türk lirası değer kazanıyor. Dolayısıyla 1.80'e doğru bir geri çekilme bekleyebiliriz. Euro dolar paritesinde de özellikle son dönemde 1.29'a kadar geriledi ve 1.30 seviyesinin altına geçti. Bu sürekli olarak bir aşağı yönlü hareket var. Bu 60 dakikalık grafik 1.35'lerden sonra. Ben artık bu seviyelerden itibaren yani 1.29 seviyesinin önemli bir destek olduğunu düşünüyorum ve bu bölgede 1.29-1.30 aralığında long olan birisinin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde 1.31-1.50 veya 1.32 civarına kadar bir kar sağlayabileceğini düşünüyorum. Altındaki hareketlere baktığımızda bu da 60 dakikalık grafik. 1.555'e kadar düştükten sonra altın, şuradan son verileri de tamamlayalım. Burada dikkat ederseniz bir direnç var 1600 dolarda. Şu an 1600 dolara doğru gidiyor. Altın tahmin ediyorum kısa vadede yükselecek. Yani yukarı yönlü bir hareketle 1625 dolar seviyesine kadar
veya şu seviyeye kadar bir yukarı hareket yapabilir. Çünkü çok uzun süre artık desteği kırmadı. Mutlaka bir tepki gelir. 1610-25'e kadar şey yapılabilir. Ama burada işlem yapacak birinin şu hareketi yapması lazım. Normalde alım yaptığında eğer 1575 seviyesinin altına gerileme olursa o zaman stop yapması lazım. Çünkü ne zaman ne olacağını kestirmek çok zor. O yüzden yani stop olmadan bu işten kimse para kazanamaz. Az önceki izleyicimizle de aynı şeyi söylüyorum. Yani gümüşte de benzer hareket var. Aynı altındaki gibi gümüşte de benzer hareket var. Ve gümüşte dikkat edersen aşağı yukarı hareketler yapıyor. Burada da dip oluşmuş durumda. Eğer gümüşü varsa ben beklemesini tavsiye ederim. Yaklaşık olarak 29,5 dolar seviyesine kadar bir yukarı hareket bu aşamada beklenebilir. Teknikten bahsediyorum. Çünkü çok fazla dip test etmiş. Artık bu destek çok güçlenmiş. Destek kırılıyor gibi olsa bile alım yapmak lazım gümüşte. Orada 29,5'a kadar bir yukarı yönlü hareket beklenebilir. Evet. Hocam, Mert Bal'ın bir sorusu var. Halka arz seferberliğinin yanına şimdi de kimi BES fon yöneticilerinin bireysel emeklilik sigortası rüşvet karşılığı, bir takım kişilerin ve kurumların portföyündeki hisseleri BES fonlarını aldıklarına dair yazılar ve yorumlar var. Burada devletin parası da var. Güven problemi pek çok noktada var. Hayatım boyunca ne fon aldım ne de BES. Doğru yaptığımı da görüyorum. Ne dersiniz diyor. Evet. Ya şimdi bu inanılmaz bir şey. Yani iddia. bunu yazan yalnız, yani bunu yazan kişi Orhan Pala. Bu piyasayı çok iyi bilen, çok deneyimli, çok iyi bir gazeteci. Yani şimdi Orhan Pala yazmasa çok fazla ciddiye almayacaktım. Ama Orhan Pala yazdığı için gerçekten bunun ciddi bir şekilde incelenmesi lazım bu iddianın. Şimdi diyor ki Orhan Pala, bizim portföy yönetim şirketleri ne yapıyor? Gidip müşterisine gözaltı paralarına düşme riski bile olan bir hisseyi alıyor. Bu hisseleri kimden alıyor? Karşılığında komisyon alıyor mu? Bu sorular cevapsız değil diyor. Şimdi bazı bireysel emeklilik şirketlerinde de benzer durumlar var diyor. Evet. Bakın son dönemde aldıkları hisselere, yani bireysel emeklilik şirketlerinin hisse fonlarına aldıkları hisselerden bahsediyor. Bir zamanlar zengin müşterisi olan dealerları kullanan piyasa dolandırıcıları şimdi de bireysel emeklilik şirketlerine yönelmiş. Dev fonları yöneten kişilere hayatı boyunca kazanamayacağı büyük bir para karşılığında kendi portföylerini boşaltıyorlarmış. Yani eğer bu iddia doğruysa hemen, yani hazinenin direkt olarak burada soruşturma başlatması lazım. Ve araştırma yapması lazım. Çünkü bu iddiayı, hani bu iddiayı yapan kaynak Orhan Pala olmasa ciddiye almayacağım. Hani sıradan bir insan söylese. Burada aksi halde sektör çok zora girer. Şimdi düşünebiliyor musun? Bunun yurt dışında yapılıyordu. Ben biliyorum. Yani daha önce aracı kılımlarda da yapılıyordu. Adam ne yapıyor? Hiç kimseye satamayacağı hisse var elinde. Almış. Manipülatif işlemler için kullanmış. Sonra fon yöneticisine gelip şunu söyleyebilir. Ya sen bu hisseleri, sen fonunu al. Elimde 50 milyon liralık hisse var. Sen bu hisseleri fona al. Olumlu beklenti bilmem ne vesaire. Sana 5 milyon verelim. Tamam mı? Veya 10 milyon verelim. Hakikaten bir fon yöneticisinin ömrü bir hayatı boyunca kozamıyor. Veya bu 5 milyon olsa 500 bin dolar verelim. Veya 1 milyon dolar verelim diyebilirler. Şimdi bu iddia ciddiye alınmalı. Çünkü bu şeyden bağımsız. Kısa vadede fon yöneticisi kazanır, bireysel emekli şirketi felaket kaybeder. Bir kere fonların hepsi bir hisseyi alırken, satarken vesaire onların kuralları var. Ama araştırma birimlerinden raporları olması lazım. Belli bir hisseyi zaten belli bir yüzdeden fazla alamıyorsunuz. Ne bileyim, belli bir hissenin %10'undan fazlasını alamıyorsunuz halka açık kısmının. Veya portföyün %10'dan fazlasını fonun belli bir hisseye yatıramıyorsunuz. Bunu kısıtlayıcı birçok şey var. Ama eğer böyle bir şey varsa o zaman bireysel emeklilik şirketi kendi ayağından kendini vurur. Yani böyle bir şeyin olmaması lazım ve bu konuda bence bireysel emeklilik şirketlerinin, yani daha önce biz şeyi biliyorduk Barış. O kapatıldı. Hangi fonda hangi hisse var biliyorduk.
Şu an hangi fonda hangi hisse varı bilmiyoruz. Ben şimdi nasıl değerleyeceğim? Bireysel emeklilik şirketinde ben o A şirketinin hisse fonuna yatırım yapmışım. Niye yatırım yapmışım? Demiş ki Yaşar Hoca, uzun vadede nasıl olsa 10 yıl bu paraya dokunmayacaksınız. Borsa çok daha yükselecek. Genellikle hisse ağırlıklı fon oluşturun demiş. Ben de yatırım yaptım. Ama 15 yıldır yatırımcısına kazandırmayan hisseler var biliyor musun? Borsada. Evet. Yani 10 yıldır, 15 yıldır önceki fiyatında olan hisseler var. Reel olarak baktığında da felaket bir negatif getiri var. Dolayısıyla burada asıl yapacak olan, yani bireysel emeklilik şirketi kendi fon yöneticilerini çok sıkı denetlemeli bu konuda. Evet. Aksi halde çok sıkıntı olur. Hocam, Turgut Polat'ta Euro Japon Yeni, Dolar Japon Yeni kısa vade değerlendirmenizi rica ediyor. Dolar Japon Yeni'nde biliyorsun bayağı bir yukarı hareket olmuştu son 2-3 ayda. Hı hı. Ve bu harekette günlük bazda baktığımızda şu bölgeye geldiğinde, ki ben çok iyi hatırlıyorum, yani şu bölgeye geldiğinde 93-94'e buradan bir gerileme yapabileceğini, dolayısıyla şimdilik long olunmaması gerektiğini belirtmiştim. Bu gerileme 90 seviyelerine kadar, 90.5 seviyelerine kadar oldu ve ardından yukarı kırdı şurayı. Burasının boğa tuzağı olması olasılığı çok yüksek ve bu yukarı gidişin tek bir sebebi var. Yeni Merkez Bankası Başkanı Crudo'nun açıklamaları. Yani Crudo geldi. Şimdi piyasa bu zamana kadar Japon yenine muazzam bir kredi açtı. Yani Japon yenini şey yaptı. Yükseltti. Yükseltti dedim, değerini düşürdü. Dolar yükseldi. Bu aşamadan sonra bence bir artık şeye geçmesi lazım. Yani Crudo da geldi. Beklentilerin tümü gerçekleşti. Bundan sonra uygulamalar ne sonuç verdi ona bakması lazım. Japon yeninde yani dolar Japon yeninde long olunmasını çok fazla önermiyorum hala. Peki hocam, son 30 saniyemiz, çok az bir zamanımız var ama hemen Aydın Yağcı dün de sormuştu. Bir sene sonra meyvelerini toplayacak şirketin yatırımcı ne zaman satın almaya başlar? Çok kısa cevap verirseniz hocam. Bir sene sonra? Meyvelerini toplayacak şirketi yatırımcı ne zaman satın almaya başlar? Onu bilemiyorum yani. Orada sizin kararınız. O tamamıyla. Bir sene sonra meyvesini toplayacak şirketi eğer ben biliyorsam, evet, yani yatırımcı olarak ben biliyorsam, ben hemen almaya başlarım. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Pazartesi sabah yine beraber olacağız. Paranın rotasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza biz bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Koz Altın paranın rotasını sundu.